Oyun severler DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda House Flipper'da çok güzel bir ev yapacağız sizlerle beraber. Yani her zaman güzel evler yapıyorduk ama bu seferki çok daha farklı olacak diye düşünüyorum diğerlerine göre. Bu arada öncesinde ben şurada şey var arkadaşlar, tarayıcı kısmına geldiğimizde şu aşağılara indiğimizde, bayağı bir aşağılara indiğimizde Ay'daki ev var. Ben burası için para kasıyorum ama geçen de bir ev yapayım dedim. Yani ev alıp sattım. Ama çok fazla para kazanamadım. Hani merak ettim neden böyle oluyor ya da işte şey burası değil pardon terk edilmiş ev miydi? Ben en son buraya mı? Aynen buraya yapmıştım en son. Bunu bir göstermek istiyorum. Bu ilk hali, satın aldığım hali. Bu satın aldıktan sonra uğraştığım hali. Pencerelere kadar yeniledim yani. Hiçbir evle bu kadar uğraşmamışımdır herhalde. Bu da girdiğimizdeki ikinci oda. Çok büyük bir ev değildi zaten. Bunun renkleri inanılmaz hoşuma gitti. Bu banyo böyle görmeyin böyleydi ama sonradan bu hale geldi. Burası zaten mutfak demeye bin şahitti. Ama neyse ki biz buraları hallettik. Bahçesinde bayağı bir çimleri biçtim, bayağı bir uğraşmıştım. Şimdi yine para kasmanın en mantıklı yolunun şey olduğunu fark ettim. Buradan alsat yapmak olduğunu fark ettim. Ama bazen çok vakit harcayınca, çok bir yere bir şey yapınca da çok para şey olamıyor. Ay'daki ev görüşürüz, seni sonra yapacağım. Onun dışında size önceki House Flipper videolarında sormuştum. Şu kaplumbağa evi var. Burada gizli bir hazine. Okyanusun ortasındaki küçük bir adada bulunan ferah bir ev. Önceki sahibi kendi okulunu açmak için buradan ayrılan ünlü bir dövüş sanatları ustasıymış. Burayla ilgili ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Çok spontane olacak ama hadi gelin bakalım. Evi satın alalım ve gidelim. Şimdi evimizle ilgilenelim. Bebekler yerde oynarken ellerini ağzına sokmayı bayılıyorlar. İdeal, düzenli bir ev gerekiyor. Yani şimdi buraya gelecek ailen, yani burada yaşayacak birisinin bırakması çok zor. Bir evi satışa koymak istemiyorsan belki de oraya taşınmalısın. Satın aldığın evde otururken ESC tuşuna bas. Ne oluyor ya? Bir şey satmıyorum. Bir dakika ya. Ha? Odada yaşamak istediğimi söylemedim yani. Bunu belirtmedim ya. Buna binebiliyor muyum? O zaman şey suya gidebiliyor muyum? Aa tüh. Canım şu an stand-up dip çekti. Gerçekten kapatıp onu oynayacağım. Evimiz bu şekilde. Küçücük bir ada ama yani burada nasıl yaşanır bilmiyorum. Bunu burada yaşayacak olan kişi düşünsün bence. Bu benim derdim değil yani. Buraları ne yapsak? Şöyle bir ufaktan bir genel bir şey yapalım. Yabani otları temizleyelim. Ya ada yani sonuçta. Bu ne burada? Aa bir şey aldım ama ne aldığıma dair hiçbir fikrim yok açıkçası. Bunları temizleyeceğiz şöyle bir. Hem böyle bir eve bakıyoruz işte ısınıyoruz etrafımıza böyle. Ne bu ya? Ne topluyorum ben? Ne oluyor? Kötü bir şey değildir inç. Ay adadayım zaten başımıza bir şey gelmesin. Buradan nereye gidilir ki? Neyse burada... Palmiyelerin arasında böyle bir evimiz var. Öncelikle ne yapıyoruz? Hemen girişteki şu kirleri gördüğümüz gibi temizliyoruz. Neden? Çünkü temizlik imandan gelirmiş. Ve biz de buraları sonuna kadar temizliyoruz derken pisliklere karşılık biz diyoruz. Ve burada pislik yok. yok geldik yoktunuz. Demek ki yoklarmış neyse. Şimdi dövüş ustası falan bilmem ben. Bakalım ne kadar insanmış. Ben artık insanları insan olarak değerlendirmek için temizliklerine bakıyorum. Solda müşterilerimiz var. Asıl para kazanacağımız kısımlar onlar yani. Asıl memnun etmemiz gereken kişiler onlar aslında. Ama benim çok da umurumda olduğu söylenemez. Ben memnun olursam herkes memnun olur diye düşünüyorum. yani şaka bir yana hani... Mesela hangi kişinin daha çok isteğini karşılarsak işte birisi bir oda istiyor. Aile olan birisi işte çocuğa ev istiyor falan. Hani o anlamda istek karşılama dediğim olay. Ona göre şeyimiz artacak, gelirimiz artacak. Ki ben o Ay'daki ev için gerçekten ofisimi bile satarım yani. Zaten yüz... Ya bu ne? Allah Allah. Büyü mü çıktı ne çıktı? Vay canına buranın alt katı da varmış hiç tahmin etmiyordum. Oha. Bunu beğendim. Ama daha henüz buradaki şeyleri bitirmedim. Kirleri bitirmedim. Kirler aşkına bu ne? O şey atacağız herhalde bunu. Tamam. Bu solan bitkileri atacağız. Bu dövüş ustası bir bitki benim için. Çiçeklerim çok güzel. Demek ki müşterilerimiz genel olarak şu an şey çekiyorum. Kopya çekiyorum soldakilerden.
biraz çiçek seviyorlar, istiyorlar da. Bunu not ettim şu an kafama. İnşallah hatırlarım. Yani neymiş bu not var bir de burada. To do list. Uyu, uyan, çalış. Bir şey toplarını bul. Bir şeyi canlandır. Biz bir şey canlandıracağız herhalde topların hepsini bulursak. Ben ürktüm ama gerçekten hani normal değil arkadaşlar. Ne topu bu yani? Ay aşağı düşeceğim. Burada bir yerde bir pislik var ve ben bulamıyorum. Ha, örümcek ağıymış. Sanatsal düzensizlik. Biraz toz var. Alsan iyi olur. Alacağız herhalde. Biraz beklerseniz, izin verirseniz. Şu kapıyı kapatabilir miyim? Geçemiyorum oradan. Klozet mi? Pis ne? Tamam, aşağı inelim. Bzzz. Aa. Adam demek ki yatmış, kalkmış, buraları pisletmiş. Bunu da alabiliyor muyuz? İyi ya, burada. Neyse, belki adam gittiği için, burayı bıraktığı için böyle pis kalmıştır. Yoksa yani dövüş ustasının bu kadar pis olacağını sanmıyorum. Hani neden? Çünkü dövüş sporları falan böyle disiplin isteyen şeyler ve disiplinli olan insanların da çok böyle şey olacağını sanmıyorum. Hani kir için. Ha, buldum. Buldum. Ne çıkacak? Ne çıkacak? İçinden ne çıkacak? Bak, adadayım zaten. Başıma bir şey gelmesin lütfen. Bu sondu bence. Demek ki değilmiş. Demek ki bir yerlerde saklı hala bir şey topu var. Stres topu bence. Aynen. Ben buldum. Bence stres topu. Bakıyorum ne yapacağımı hala bulamıyorum. Gidiyorum o yüzden. Yani alt katı yatak odası mı yapacağız ya? Burada da gerçi başka oda gibi bir şey. Burası var. Burayı ne yapabiliriz ki? Buraya çalışma odası yapsak ya da ofis yapsak ki genelde müşteriler ofise bayılırlar. Burayı ofis yapabiliriz gibi. Şunu satarsam ne tepki verecekler? Tepki vermediler. Mükemmel. Buradaki eşyalar fena değil ama tabii ki de bizim işimize gelmez şu anda. Bunları da bir satalım. Başka şunları da satalım, tabakları falan. Bunları da beğenmediler. Mutfak istiyorlar zaten. Bunları bir at bakayım. Buldum, top buldum. Ya başka var mı? Merak ediyorum. Lütfen başka varsa. I want this. Tamam, belgelerim buradaki, kitaplarım bir için bir yer olsun evimde diyor. Kitaplar için yer yok mu? Kitaplar için ağlıyorlar. Kitaplar için ağlıyorlar arkadaşlar. Ben o topları arıyorum hala, halbuki bilmiyorlar. Işık dur. Burada ışıkları açabiliyor muyuz? Aynen. Işıklarımız açık dursun. Lazım olacak çünkü. Bak, burada bir pislik bulduk. Örümcek ağ yakala. İdeal temizlikte, tamam. Müşterilerden ideal temizlikte lafını aldık. Hop. Ya böyle bir yerde nasıl yaşanır? Altyapısı var mı? İnternet yok mudur burada herhalde? Ben burada... internet yoksa ben yokum. Kusura bakmasın kimse. O yüzden şuraları bir açalım. Havalandıralım evi şöyle bir. Sen de geç. Bunlar açılmıyor. Açılmayan şeyler bunlar. Bunlar açılmayanlar. Neyse. Öncelikle bir karar vermemiz gerekiyor. Yani bir karar aşamasındayım şu anda. Burayı ofis yapsam... yani... buraya adanın ortasına niye ofis yapayım? Ben bir müşterilerime bakmak istiyorum. Canlar ailesi. Kitaplar için yer lazım. Büyük, sağlam ve rahat bir yatak. Sevdim. Evde güzel bir mutfak olmalı. Garip pahalı mobilyalar verecek paramız yok. Ahşap mobilyalar konforlu hale getiriyor. Bir tane yetmez bize. İki banyo kararında olur. Daha fazla olursa daha iyi olur. Halı. Bir tane masa var ama çocuklar 3 taneler. Şu canlar ailesi ev mi satsam? Büyük bir aile odası istiyoruz. Aşağıda var aslında. Eski usul çocuk odalarını özledik. 2 yatak odası 6 kişilik aileye yetmez. Ay, siz de 6 kişi biraz kalabalık değil misiniz ama? Büyük ailenin bir ya da daha fazla banyoya ihtiyacı var. Hiç çöp yok, mükemmel. Duvarlarda derin oyuklar. Chang Choi ne diyor? Ben uyuyacak yer olsun, kitaplarımı sığacağı yer. Ders çalışacağım, yatacağım yerin yanında olması gerekiyor. Tek yatak odası olması seviyorum. Bu da takmış yatacak bir yer yani sadece. Evet, Pembe Krallığı satmıştık Daniel Güvenç'e. Pintinin tekiydi ama evet. Ofis falan diyor. George ne diyor? Büyük bir yatak odası. Tatlı, garip hissediyorum. Sanki fakir bir insanmışım. İşte küvet, müzik, güzel kokulu. Mutfağa gerek yok. Elbiselerim için hiç yer yok. Can tabakçı. İki kişi adına kiralamak istiyor. Zarif çöp değil. Peki.
Campari ailesi Cengiz. Çok fazla oda var. Sevinme oturma odası. Bir banyonun olması güzel. Resimler severiz. Kitap koyacağımız yer. İçinde herkesi memnun edemeyiz. Yalnız kurt ne istiyor? Ben yalnız kurta satacağım evimi. 37 yaşında emekli askeri taktisyen. Ailesine pahasına olursa olsun korumak için. Gerekirse bu amaç uğruna kan döker diyor. Bence yalnız kurt burayı alır. Aa, top buldum. Hadi ya, ne canlan? Ne canlandı? Bir şey canlandı mı? Ev mi canlanacak? Ne oluyor? Şimdi bir kere pembe ev olayını bir daha baştan mı düşünsek mesela? Yani adanın ortasına pembe ev. Orijinalini çok bozmak istemiyorum. Neyse, önce bir içine karar verelim. Sonra evin tüm yapısını anlayacağız da. Yani burada uyuyup da buraya uyanmak. Yani aşağısı herhalde yatak odası olacak. Başka çare yok. Bir tuvaletimiz var. Düşünüyorum. Ofis yapsak. Oturma odası çok seçeneğimiz yok. Ev çok küçük yani. Alan çok küçük. Aşağıda ne yapılabilir? Aşağıya bir de oyun alanı yapılabilir aslında. Yani yatak odası. Geniş şöyle kitaplık, kıyafet dolabı diyeceğim. Bilardo masası tarzında bir şey olabilir belki. Ya burası hani garaj mantığı gibi olsa diyeceğim ama yani duvar yapmamız lazım sanki ya. Bilemedim ben. I don't know. Buraya bir de ışık alalım. O zaman bir ışığımızı alalım arkadaşlar ve başlayalım artık. Artık başlayalım. Lambalar. Tavan lambalarından şöyle bir iki tane koyarak aydınlığımızı sağlayalım. Bunları seviyorum ben. Hem böyle bir şeylerin rengini doğru gösteriyor hem de aydınlatması da eşit ve düzgün oluyor. Sonrasında bunları istersek kaldırıp başka ışıklarla değiştirebiliriz. Evim şahane. Evimde bugün evim mükemmel evim yapmaya çalışıyoruz. Buranın ışıklarını açamıyoruz. Vay. Şunlardan kurtulalım. Yani 3 tane yatak odası ne? 3 yatak ne? 3. Bence bu evi aileye satabiliriz. Çocuklar falan işte böyle yatak odası hem çocuklar. Böyle bir şey olabilir. O yüzden ben buraya duvar örmek istiyorum. Niye öremiyorum? Çünkü pervaz var. Önce buradan balyozumuzu alıp pervazları kırmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken inanılmaz stres atabiliriz. Ve atıyoruz da. Atıyoruz. Hadi. Hadi. Artık balyozum çok güçlü fark ettiyseniz tek hamlede bütün pervazı yok edebiliyorum yani. Dövüş ustası uzmanı. Buraya gel. Ey sen kimsin? İşte budur. İşte budur. Yatakları satalım mı? Bilmiyorum ki. Önce duvar yapacağım. Önce duvar yapacağım. Tabii duvarı buradan yapamayacağım. Ve başlayalım bakalım. Çocuk odası olabilir burası. Birden fazla duvar örebiliyor muyum? Onu ne ara ördün sen ya? Çok hızlı örüyorum artık duvar. Çok da hızlı yıkıyorum yani. Yapması yıkmasından daha kolay. Ki normalde yıkması yapmasından daha kolay olur ama bizde tam tersine işliyor işler birazcık işte. Çuplar gitsin de başlasam ama ya. Ay bak, yine yanlış yapacağım zannettim. Evet, Minecraft V2. Yeni bir yetenek puanım açıldı. Hemen bakmam gerekiyor ne açılmış. Gelişme, örülmüş duvarlar. Duvar ustası. Tek seferde 3 duvar örebilme istiyorum. Evet. Evet, bunu istiyorum. Bak şimdi. Niye olmadı? Ya! Ya! Aa! Öreceğim şimdi duvarı. Niye öremiyorum? Evet, tek seferde 3 duvar örme olayı sanırım yalan oldu. Ha, bir tuş falan mı kullanmam gerekiyor? Yo. Neyse. Bir de buraya kapı yapacağız. Bence kapı burası. Bak, burası için ideal. Kapıyı buraya koyabiliriz. Yalnız yataklardan bir tanesini alacağım ben. Ki yatağı duvarın içinden geçirebilecek özel güçlerim olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yatak burada kalsın. Şimdi bunu satalım. Çocuk odasına geldik demiştik.
Evet. Şuradaki ışığımızı da alalım. Kapıyı da sonra yapacağım. Önce bir çocuk odası olduğu için rengine karar vereyim. Mesela. Önce şeyden başlayalım. Döşemeden başlayalım. Şimdi yer karoları mı desek? Karo değil de daha çok böyle şey vari bir şey istiyorum hani. Kaplama olur mu? Zemin kaplaması olur mu? Bu olur işte. Olur gibi. Şöyle güzel renkli bir şeyle başlayalım. Deneyelim hatta nasıl gözüküyor. Aslında gayet eğlenceli gözüküyor bence çocuk odası için. Şimdi duvar boyasına bakarsak bununla daha güzel bir evimizde bütünlük oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Boyalara gelirsek. Boyaları. Hafif meltem. Deniz çukuru var. Şu deniz çukuru hoşuma gitti. Çok koyu yapmak istemiyorum. Zaten alt katta boğar yani insanı. Beyaz yapmak çok da hoş olmayabilir. Çocukların uyuyabileceği, rahat edebileceği, yerle çok aynı olmasa çok gerek yok gibi. Eğlenceli bir şey olsun yeter. Peki duvar kağıdımız var mı? Çünkü çocuk odası deyince insanın aklına böyle duvar kağıdı daha şey geliyor. Cana yakın geliyor. Mesela bu. Ben bundan istiyorum. Kesinlikle çocuk odası böyle bir şey olmalı. O zaman bol bol şimdi bunlardan alalım. Sıvayı hızlı yapıyorum. O yüzden kafamız çok rahat olacak bu yüzden. Artık inanılmaz hızlı yapıyorum. Yani eskiden gerçekten çok şey üşeniyordum bunu yapmaya. İtiraflar. Burası çok güzelmiş. Şöyle fayans oldu da biz mi kullanmadık be? Yani neden bu hem böyle adadayız. Bu gün batımı havası veriyor bence. Tam olarak gün batımını simgeliyor gibi. Ya da gün doğuşu da olabilir. Ve adada olduğumuz için ve buranın bence dezavantajı yerde olması. Yani alt katta olması cam olmayacak. Boğucu olmaması adına. Hani iç açıcı şeyler kullanmaya çalışacağım. Hem çocuk odasında çocuklara özel böyle bir evimizde detay sağlayacağız. Ay çok güzel gözüktü. Ay şu an gerçekten bunu istiyorum odamda. Hemen arkaya tıklasam da olsa. Hemen. Bunu da buraya koysak. Bence çocuk odası için başka hiçbir şey gerek yok şimdi. Bakın direkt çocuk odasından başladığım gibi ama eşya da almak istiyorum ben. Pikachu. Dev bir Pikachu'muz olsun mu çocuk odasında? Bence olmaması için hiçbir sebep yok ya. Yani olmaması için bir tane bile bir sebep göremiyorum. Çocuk odasına bir tane Pikachu koyduk. Ki bu ışıklardan ben çok memnunum. Belki gece lambası gibi bir şey kullanabiliriz. Bir şey eksik burada. Ondan da neydi ya? Ay şu an değil. Hayır giremezsin odaya. Neyse arkadaşlar onu takmayın. Odaya girmeye çalışıyor da böyle geliyor, trollüyor, sonra geri çıkıyor falan. Tamamen amacı bu. Neyse şeydi bu, anahtar gibiydi. Lamba anahtarı mıydı? Lambalar. Lamba anahtarı, evet. Bir tane şöyle lamba anahtarı koymak istiyorum kapının girişine. Ve bir adet de kapı koyarak burayı şimdi noktalayacağız. Kapı. Evet. Bunlar çok şey kapılar. Değişik. Strigoi tekli kapı. Bunun başka renk seçenekleri var mı ya? Mesela. Hem çok boğucu olmayan bir seçenek ama biraz şeymiş bu. Bunun teklisine bakmamız gerekiyor. Ya zaten çocuk olduğu için küçük bir kapı yapabiliriz gibi. Hayda sığmıyor bu. O zaman duvar yıkacağız bir tane. Bir tane duvara kıyacağız. Görüyorsunuz değil mi? Troll olduğunu söyledim size. Geliyor gidiyor ondan sonra. Amacı tamamen kapıyı açtırmak. Başka hiçbir şey değil. Ve bu sefer oldu sanırım buraya. Da bu da dış kapı gibi sanırım ya. Ama ben böyle adada böyle bir kapı istiyorum yani. Bu hem gardırop koyarsak gardıropların arasında bunu saklayabiliriz ve şu camdan da odanın rengi de gözükmesi, bilmiyorum. Ben okeyim. Sığınak gibi aslında ama okeyim. Sadece bunu ters çevirmek istiyorum. Yani o şu yerdeki şey gözüksün istemiyorum. Hadi yeşil oldun. Hadi biliyorum yeşilsin.
Aynen. Odadan böyle çıkıyoruz. Evet, oradaki eksik gözükmesin. Yani burada gözükecekse de burayı zaten biz kaplayacağız. Çok şeker gözüküyorsun sen. Benim odamdaki Pikachu daha tatlı ama kusura bakma. Şimdi yatak kısmına geliyoruz. Mobilyalar, yatak odası ve çok değişik yataklar var. Çok değişik eşyalar kullanmak istiyorum. Yataklara gelelim tekrardan. Çocuklar için tekli yatak tercih edeceğim ama şakayık yatak neymiş ya? Odanın boyasına tam gitti ama o konumuzla alakasız yani. Bence zaman olarak da alakasız. Hani çok nostaljik bir ev yapmak istersek olabilir. Heben yatak mı? Mesela burası bir prensesin odası olabilir mi acaba? Yatak odasına iki tane yatak koysak şöyle. Şunu duvara yaslayacağım. Gerek var mı yaslamama? Bir, altı kişilik aileydi. İki tanesi bile şu an yetti buraya bence. Aynen. Hatta bu ikisinin mesafesini bir tık daha açabiliriz bence. Tamamdır. Burası da duvara yapışık. Tamam. Şimdi şey seçeceğim. Komodin mi oluyordu? Komodin mi? Komodin. Asla şeyini bilmiyorum onun. Doğrusunu bilen varsa yazabilir mi yorumlara? Komodinmiş. Tabii ki de bu yatakların yanına şunu tercih edeceğim. Bu oyundaki gördüğüm en iyi eşya olabilir ya. Hani gerçekten çok şık bir şeye sahip bence. Odun yapısına sahip. Sadece yataklarla çok uymadı gibi ama bakacağız. Yatakların başlıkların rengiyle uymadı. Maalesef. Maalesef. Komodin. Bu da tek renk ve gri. Bu daha mantıklı. Aynen. Bu daha mantık çerçevesi içerisinde. Kesinlikle. Tercihimiz bu yönde olacak. Orada prizimiz de var. Yatağın yanında şarj edilebilir her şey. Hatta bakayım. Evet. Şimdi lamba gibi bir şeye geleceğim ama nasıl bir lamba olacak biliyor musunuz? Ben direkt oda ve eşyaları tamamlayarak çıkmayı düşünüyorum. Ayaklı lambalar. Hayır. Lamba der. Lamba der neydi ya? Büyük olan masa lambaları. Evet. Benim aradığım bu. Evet, çocuk odası olacağı için kesinlikle böyle bir şey olmalı. Bir dakika, buna bakmam lazım. Çok tatlı. Çocuğumun olmadığını söyleyeyim. Benim evimde çocuklara yer yok. Oyuncak mı? Oyuncak tercihim biraz farklı benim. Yani ben kusura bakmayın. Burayı biraz aileye şey yapmak istiyorum. İlk sağlam yatak sevdim. İki banyo kararında olur. Bir fazla olursa daha iyi olur tabii. Bam 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 bam. Kimse çocuk istemiyor mu? Anlamadım ki. Çocuk deyince herkes kaçtı yani. İki yatak odası ihtiyacı var. Burada bulduk. Bence bir satacak şey buluruz ya. Aile buluruz. Kesinlikle buluruz. Şimdi daha güzel bir şey zamanı. Buraya bir kitaplık koymayı düşünüyorum. Hani uyumadan önce okunabilecek bir şeyler olabilir. O yüzden mobilya. Kitaplık yazacağım ben direkt. Yazalım bakalım. Bu gayet buraya uygun. Hatta bir renk tonunu şöyle yaparsak küçük küçük iki tarafa da uyum sağlatabiliriz. Şuraya olur mu ya? Pikachu'nun arkasına. Yok, Pikachu'yu bozmak istemiyorum orada. Bu olmadı. Bundan vazgeçtim. Kitaplık dedik. Şu nasıl ki? Şöyle yapsak. Neden olmuyor ki oraya? Yeterli boş yer yok. Var. Var. Yeterli boş yer var. Ay şey var. Pikachu bir dakika. Burada çok yer kapladığını söylüyorlar. Neyse. Aynen. Köşe Pikachu'su yapacağız biz bunu. Evet. Şimdi buraya kitap ekleyelim. Bir de ben burayı çok karanlık bıraktım sanırım. Onu düzelteceğim hemen. Kitaplığımıza. Oyuncak.
Önce tabii ki de oyuncak ekleyeceğim. Oyuncak bebek evi var. Oyuncak bebek evini Pikachu'nun arkasına sığdırma challenge. Şuraya koyarım ben de. Ha. Kitap. Kitap. Bol kitap. Evet, kitapla kitap sığmıyor. Ya Pikachu yüzünden yerleşemiyorum şuraya. Delireceğim. Hiç bana bu kadar şey olacağını düşünmemiştim ki Pikachu'nun. Engel olacağını düşünmemiştim. Ney? Bu olabilir. Buraya sığar mı acaba? Yok. Bu zor bir kitaplıkmış. Gerçekten. Birazcık şunlardan koyalım. Yani... Birazcık da başka kitaplar. Aynen. Yemek kitapları oldu ama. yani adadayız bir şekilde. Çocuklarına kitap yemek yapmayı öğrenmesi gerekecek. Gerekirse kitap yapmayı da öğrenecekler. Bu ada böyle. Aileye burada ben Survivor oynatacağım. yani kitaplarımızı ekledik. Artık geri kalanı onlara kalmış. Yani onların kitap zevkine kalmış. Onları bırakıyoruz. Şimdi dekorasyona geçiyorum. En sevdiğim şey. Bir... Duvarımız zaten çok şey tatlı. Yani büyük. O yüzden buraya sığmayacağı için ben de bir tek boş yer burası kalacağı için ve duvarla inanılmaz uyumlu olduğunu düşündüğüm için buraya ekliyorum. Çocuk odamızı tamamladık ve artık gidebiliriz. Evet. Çocuk odamızdan çıkıyoruz şimdi. Yatak odasına geldik. Yatak odası gayet geniş olduğunu düşünüyorum ben. Ama sadece renk olarak çok kişiliksiz ve hemen buna bir çare bulmalıyız. Boya istiyorum yatak odasına. Nasıl bir tarz yapacağım bilmiyorum ama bir şatovari havası olduğu kesin yani. Ama daha böyle ada tarzı yapabiliriz. Yani badem rengi nasıl olur hiç denemedim. Badem rengi. Buradaki boya isimleri çok güzel ya. Sütlü kahve olmasın ama ada havası olsun yani. Açık vanilya nasıl ya? Açık vanilyaya olurum. Olur. Açık vanilya başlıyoruz. Hani tropikal bir hava vermek istedim aslında. Ki onu da şimdi vereceğim. Değişik bir şey geldi kafama. Demin çok güzel bir duvar şeyi gördüm. Onu yapmak istiyorum. Duvar kağıdı gördüm çocukların odasını yaparken. Tam olarak istediğim şey bu kapıyla bütünleşmesiydi. Ki öyle de oldu. Ay. Bu şekilde gidersek evin dışına da bir şeyler yapmamız gerekebilir. Evet, birazcık hızlanıyorum. Burada niye ben şey almamışım? Işık almamışım. Işık almadığımız için şu an şeyi göremiyorum. Işığın rengini tam olarak hissedemiyorum. Tavan. Halojen. Halojen mi halojen mi acaba denir? Neyse. Orayı boyamayacağım şimdi. Burayı boyayacağım. Burası kalacak. Acaba burası da kalsa mı? Yatağı böyle koyacağım ya. Olabildiğince şuradan inçikten uzakta dursun da. Aklıma fikir geldi. Demiştim onu şimdi uygulamayı deneyeceğim. Sadece orayı da boyasam mı boyamasam mı? Duvar kağıtları. Orman duvar kağıdı. Evet. Yes. Seçeneğimiz buydu. Şimdi bunu döşeme ve sıvamızı alalım. Bir dakika, nasıl değiştireceğim? Ha, panelleri indir dediği bu. Tamam. Bu renkle bunu kendi birbirine inanılmaz yakıştırıyorum. Tıt 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 tıt. Gel bakalım. Seni de buraya takalım. Evet. Ve tropikal bir hava kattık mı kattık. Sence bu tarafa da yapsam mı diye düşünüyorum. O kadar yani. Nasıl gözükür hayalimde canlandıramadım ama bu kısım gayet yetti gibi sanki. Burayı boyayla devam edeceğim. Ay, temizlik şeyini çıkardım. Ay, çok güzel gözüküyor bence şimdiden. Benim çok hoşuma gidiyor yani. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Yani aslında uçacaktım ben böyle şato, saray şeyleri düşündüm. Sonra evin ne kadar küçük olduğu aklıma geldi. O yüzden dedim Duygu orada bir dur.
Sadece böyle olsaymış çok ruhsuz olurmuş. Böyle olduğu için bence ok. O zaman kalanları satalım. Satalım mı? Yoksa bunun arkasına da mı bundan yapsak acaba diye düşünmüyor değilim şu an. Çok daha mantıklı geldi. Hem yatak başı hem de ucunda gibi. Ya, tamamen böyle çok şey olmasın, boğuk olmasın. İsteğim aslında bu. Bence okey. O yüzden bunları satabiliriz. Yataktan çok emin değilim. Çok dümdüz bir yatak. Mobilyalar, yatak odası, yataklar. O yüzden acaba buna tropikal bir hava verebilir miyiz? Yeşil ve kahverengiyle beraber. Yastıkları da yeşil yapalım ya. Şilteyi yok. Bunun peki şeyi nerede ya? Şilte ne demek bilmiyorum ama yatak takımı. Kesinlikle yatağımız bu. Ay sıkıştım burada sandım. Sat bunu. Öf diyorum. Hem sarayı hem de tropikal havayı buraya getirdim diyorum size. Ama biraz şey oldu orası tabii. Biraz zor. Sıkıntımız var. Bu ışıkların burada olması sıkıntı. Onu nasıl satacağım ben ya? Şöyle yaz. Ona ulaşabilir miyim ya? Oraya bir geçebilir miyim? Teşekkürler. Mükemmel. Yanına komünin sığacak mı diye merak ediyorum. Bakacağım şimdi. Ne de şuraya ışıklandırmayı koymayı ihmal etmeyeceğim. Ki görelim şurayı. Komodin bakmam lazım. Benim demin o beğendiğim şeyi kullanacağım galiba. Çekinmeyeceğim ve bunu kullanacağım. Yatak odası. Hayır komodini. Evet. Hayır, bunun şeyini istiyorum. Daha alçak olanını istiyorum. Lütfen sığsın. Hayır mı? Olmaz mı? O zaman yatağı ne yapacağız ki biz böyle? Çok tuhaf oldu. O zaman komodin koymayacağız. Dolap koyacağız. Gardırop gibi bir şey koyacağız daha doğrusu. Gardırop. Evet. Ve buradaki gardırop olayımız da önemli. Ayna mı koysam acaba? Bunu kahve yapalım bence. Ay. Bol bol şöyle gardıroplu bir yatak. Şöyle bir yatakla burayı yerler aslında okey gibi. Buraya halı koyarsam yerler beni çok şey yapmadı. Halı, kilim ne varsa. Buraya tabii yine tropik havadan kaçınmayacağız yani. Aslında bunu acaba şey yapabilir miyim? Kombinleyebilir miyim burayla? Çok mu şey olur yani sürekli böyle bitki örtüsü gibi olur diye düşünmedim değil. Yani iyice böyle saçmalık olabilir diye düşündüm şu an. Düşündüm. Vazgeçtim. Yatağın aslında önüne bir şey daha konuyordu. Sandık gibi sanırım ama onu bulamadım. Yani nerede arayacağımı bulamadım daha doğrusu. Ona da bir bakacağım. Ama şu su gibi gözüküyor aslında. Şöyle bir şey olabilir gibi. Aynen. Hem burada gardırobumuzu hallederiz. Aynası var aslında şeyin. O yüzden ayna koymak istemiyorum. Lamba olarak lambader koymak istiyorum. Demin söyleniş çok hoşuma gitti. Buraya yakışan bir lambader koyabilir miyiz acaba? Bulabilir miyiz derken ben bulduğumuzu düşünüyorum. Şunu yanına koysam. Bir de bu yana koysam. Acaba burada nasıl bir ortam elde ederiz merak ettim şu anda. Ve burayı da yavaş yavaş noktalıyoruz. Uyumaya hazır. Sadece tek sıkıntı şunu kaldırmak istiyorum. Bunun yerine buraya mesela koltuk koyabilir miyim acaba? Ya da etajer mi deniyordu ona? Ya da etajer. Çare etajer. Böyle bir şey koysak oraya. Hani kıyafetleri üstüne koyabilirler. İşte... Aynen. Bir de buraya şey alalım. Lambader.
Evet. Güzel gözüküyor. Bir de böyle oturacak bir şey istiyorum. Sipariş vermek istiyorum şu an. Puf gibi bir şey. Acaba puf diye aratsam çıkar mı? Çıkmadı. Mobilya, oturma, koltuk, işte bu. Omen tonrem koyu ayak taburesi. Yani puf, puf diye arattım, niye çıkmadı? Ayrıca bu yeşil renk mükemmel, bizim aradığımız o gizli yeşil renk olabilir mi acaba? Son olarak da burası tam olarak bazen şey gözükmüyor. Göremiyorum. Tam rengini, meğersem biz karanlıkta yaşıyormuşuz arkadaşlar, şu an aydınlandığımı düşünüyorum. Evet, evin alt katına bambaşka bir dünya oluşturduk gibi de. Şu duvar niye bu kadar boş kaldı? O duvarı nasıl doldurabilirim? Dekorasyona gelelim ve ışık yazıları vardı ya. Işık yazılarından istiyorum. Duvar işaretleri. Hayır. 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 Duvar, duvar, duvar. Aynalar. Dekorasyon istiyorum. I want dekorasyon. Allah Allah. Işıklı dekorasyon, ışıklı dekorasyonlu, ışıklı duvar yazısı. Bulacağım. Bulacağım. Burada değilse nerede yani? Burada değilse nerede bulabilirim artık? Tamam o zaman. Yine ışıklara geleceğiz. Duvar lambalarına geleceğiz. Büyük ihtimalle buradadır diye düşünüyorum. Good vibes only. Chill. Relax. Yeşil bir relax istiyorum. Duvarda bir şey olsun markasına. Hayır, olmasın. Evet, relaxlayacağız. Biraz çok oldu gibi ama. Şuraya geldiğimde relax oluyor muyum bunu görünce? Çok neonmuş ya. Bunun bir tık küçüğü yok mu? Small istiyorum ama. Bir de beyaz mı yapsak acaba? Bence kesinlikle bu daha iyi. En kötü. Bunu da açtığımızda aydınlık oluyor zaten. Yani alt kat olduğu için. Oh. Tamamdır. Şu odaya da bir daha bakıyorum. Ve gidiyorum. Ben beğendim de umarım müşteriler de beğenir. Evet. Bir banyo. Burayı da ikinci banyo yapacağım o zaman. Madem ailelere yapıyorum. Aile evi gibi yapıyorum yani. Buraya ne yapalım? Yıkalım burayı. Yıkalım dostum. Bu pervazı da yıkacağız. Vuracağız, kıracağız ve buraları parçalayacağız. İki banyo istiyorlardı. Net güzel fiyata satarım o zaman diye düşünüyorum. Çok netim bu konuda. Ve çok hevesliyim. Hemen duvar örmem lazım. Hemen bunu duvar örerek kutlamam lazım. Aynı anda 3 duvar ör seçmişimdir ama oyun bunu yapmamıştır. Azıcık mouse oynansam şey oluyor ya, değişiyor. Şimdi bu banyoda ben burada çok sevdiğim bir kapı çeşidi var. Onu kullanmak istiyorum. İyice eşyaları da geçen oynadığımda iyice hakim oldum. Şu tarz bir kapı istiyorum. Tam böyle ada şeyine uygun. Yere değil ama. Hadi ya. Nasıl böyle oldu ki? Bunun boyu mu uygun değil ya? Metre, 2 metre. Bunlar ne ya? Şu olur bence, sürgülü. Olmadı. Bu duvarların şeyi mi fazla acaba diye düşünmüyor değilim. Galiba öyle. Tamam o zaman pervaz yaparız biz de. Pervaz yapıp sürgülü. Ben o sürgülü kapıyı koyacağım. Taktım kafama. Aa, müteahhit olmak bunu gerektirir. Ya, müteahhit değilim ama. Oyunda kendi çapımda bir inşaat bilgim var artık. Lütfen herkes kendine dikkat etsin. Şimdi sürgülü kapı geliyor. Hazır mısınız? Sürgülü kapı geliyor. Evet de. Bu biraz şey saydam. Şimdi buraya banyo yapacağız dersek.
içerisinin gözükmesi pek hoş olmayabilir. İçerinin gözükmediği bir seçeneğimiz var mı acaba? Cam olarak, siyah cam. Mesela, aynen, aynalı olsun. Hem daha geniş gösterir, mükemmel. Şimdi banyo kısmına gelmek istiyorum hemen. Ve banyo. Aynen. Banyo, duş giderleri, lavabo şeyleri yapmak lazım da, tuvalet şeysi. Şeysi. Tertibatlı olması lazımdı. Asma tuvalet, pis suvarı, asma tuvalet olur. Şuraya bir tuvalet, bir de duş alsak yeter bence. Tuvalet, duş, lavabo da şuraya. Duşu aslında camla birleştirebilirim. Bence çok güzel olur. Yani hani adayı görüyoruz ve camımız var. Neden şeyi görmeyelim? Diğerleri. Lavabo su, çamaşır, tuvalet su, küvet su, duşakabin, tesisatı. Olmadı mı? Olmuyormuş arkadaşlar. Duşakabini buraya koyacağız o zaman. Aynen. Biz şunları bir açalım, vidaları sökelim. Duşakabini ayarlamak için burada yerimiz hazırda olsun. Tuvalet alacağım. Bir de lavabo kaldı geriye. Lavaboyu da koyduktan sonra her şeyimiz tamam. O zaman lavabo böyle olsun. Aynayı ayrıyetten koyarım yani. İlla ben o şeye baktırtacağım. Manzaraya baktırtacağım. Şöyle ellerinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz güne başladığınızda. Kalabalık bir aile bile olsanız bunun keyfi, tadı bence yeterli. Bana asma tuvalet istiyorum. Siyah istiyorum. Tuvaleti siyah yapacağım. Ve asma tuvaletimizi yerleştiriyoruz. Asma diyoruz ama asıyoruz. Evet. Şimdi lavabo. Siyah istiyorum. Ve çok geniş olmayan bir şey istiyorum aslında. Yani belki de şöyle bir şey bile olabilir. Mermer, siyah mermer tezgahta böyle bir lavabo. Bir dakika. Aynen. Ha, gayret olacak. Hadi bakayım. Bir de ben bu pencerelerden hiç memnun değilim. Yani böyle bir evin daha fazla bir pencere görmesi gerekiyor diyorum ve burayı satıyorum. Şimdi buraya geldiğimizde pencereler. Harper pencere diyor. Ay, çok güzel şey, perdeler var. Uf. Pencere. Panjurlu pencere var. Hayır. Şu geniş gibi aslında. Bakalım ne kadar genişmiş. Vay canına. Ama buradan bütün banyoyu görüyor gibi. Ha, şey, lavabo var. Bozuyor lavabo. Biraz abartmış olabilirim. Bakalım buna. Bu da çok oldu. Tamam, birazcık daha hayalimizi küçültelim. Asla küçültmeyelim ama küçültelim. Bu da eşit olmadı ya. O zaman şöyle yapacağız. Bir tane daha alacağım bundan. Bir tane de burada olacak. Ama o zaman duşakabin gözükecek. Öf. Bunu sat. Şimdi buna da aynısını yapacağım. Çok işler planladığım gibi olmadı. Bu burada kalsın. Ben buraya en iyisi başka pencere bakayım. Yine o olmasın ama. Hiçbir şekilde pencereye baktıramıyormuşuz aslında en sonunda. Ya istediğim buna niye eşit olmuyor ama? Hah, ortaladım gibi. Lavabo ortalanmadı. Yok, o lavabo öyle olmaz. Onu ben ortalamazsam olmaz. Burada hepimiz çıldırırız arkadaşlar. Lavabo. Kolay zaten. Şimdi bunu koyarsam. Şunu siyah yapıyordum ucunu. Tamam. Detaylar önemli.
Tabii onu almak için önce şurayı açmam gerekiyor. Başarıyoruz ve başardık. Aynen. İşte bu. Şu an rahatladım. Şu an gerçekten rahatladım. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çok merak ediyorum. Yes. Duşakabin. Duşakabin, duşakabin. Banyo. Duşlar. Ya cam çok seviyorum. Ama genelde kullandıklarından farklı bir şey kullanmak istiyorum. O yüzden montedir, duşakabin. Şöyle bir şey seçelim mi? Aa, biz yine en iyisi şunu. Önce boya yapayım mı? Ha şöyle açık olsun ya. Yere doğru sanki açık olsa. Aa, olmadı. Tamam. O zaman bu. Evet. O yanlara da ben boşluklar var ya, oralara güzel bir dekorasyon düşünüyorum aslında. Buradan da gider işte. Orada gideri falan var. Değil mi? Dersin değil mi? Aynen. Buranın en büyük eksiği yerler ve duvarlar. Önce döşemelere geliyorum. Döşemelerde nasıl bir şey kullanmak isterim? Bu siyahlıkla turuncu acaba nasıl bir tezatlık oluşturur? Merak. Sadece merak. Bir de şuraya yapacağız. Sürgülerin olduğu yere. Duvara ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Keko tuğla. Keko tuğla mı koysak duvara acaba? Ne kadar güzelmiş bu da ya. O turuncuyla ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Aniki duvar kağıdı. Biz bence boyadan devam edelim. Yani taze şey olsun, taze dediğim sade olsun. Taze ve sade olsun. Güneş turuncusu, kadife şeftali, güneş sarısı. Siyah istiyorum. Evet. Değişiklik olsun istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Sürgülü kapısıyla işte gerek şu siyah tuvaletiyle. Siyah olsun. Işıklarla biz bir şeyler katacağız. Belki de katamayacağız ama pencereyle beraber burası kendine has oldu diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Aynamız yok burada. O da olmasın. Vazgeçtim aynadan. Yok belki yaparız. Bilmiyorum. Aynayı nereye koysak? Koymayalım ayna. Gerek yok. Diğer banyoya koyarız. Evde banyo mu kalmadı? Boyam bitmiş. Ve boyayan bayan buraları boyuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hala kafamda bir şey çıkaramadım. Bütüne bakmam gerekecek. Bakmıyorum da sürprizi kaçmasın diye. Şu an bir odanın şeyi değişmeye başladı gibi. Şunları da tamamlarsak daha güzel olacak, canlanacak kafamızda. Bunu ne yapsam ya? Benim hoşuma gitti. Ben beğendim. Işıkla da beğendim. Bence aynaya bakmaya gerek yok. Zaten adadayız. Gelelim bu banyoya. Bu banyoda sadece şeyi değiştirmek istiyorum. Duvarı ve diğer kısımları değiştirmek istiyorum. Döşemeyle başlayalım. Hayır. Beton yapalım mı ya? Burayı da beton gibi yapalım mesela. Aynen. Hafif bir şeyli de olsun. Böyle grili gibi. Diğer banyosu yap. Birazcık daha böyle gri bir havada olsun istiyorum. Şimdi duvara geliyoruz. Boyalar. Kristal nasıl olurdu acaba? Vazgeçtim. Buz gümüş mü? Buz gümüşü. Olur. Buraya da duvara bir şeyler koyarak bir renk sağlayacağız. Yapacağız onları. Ve sadece şunun kapağı kapanabiliyorsa onun bir kapağını kapatmak istiyorum.
Buraya duvara bir şey koyarsak gayet güzel gözükür bence. Şuna bakayım. Ay çok tatlı oldu. İçim açıldı yemin ediyorum. Şunun şey kötü ya. Klozet kötü. Gerçekten klozet şeyi kötü yani. Klozet. Klozet. Tuvalet. Bu olur. Bunun kapağının rengini gri yapalım. Kendisine biraz gri yapalım hatta. Ve yine modern bir hava katmış oluruz. Şeylerle çok uyumlu oldu bence. Hazır elimizdeymişken küvette mi baksak? Küvet, küvet, küvet. Yine öyle bir aynı grilikte şey istiyorum aslında. Olur, bu da olur. Küvetin montesi birazcık daha farklı tabii. Oh. 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 Hadi bakayım. Deminden şimdiye gelmiş gibi olduk. Bence ok. Işık da hiç ok değil. Işık da gerçekten hiç ok değiliz. Işıktakine kurtarıcı ışığımı seçeceğim. Tavan. Gel buraya. Aynen. Evet. Sadece dekorasyon, yani ufak tefek şeyler istiyor. Banyo dekorasyonları. Hayır, banyo dekorasyonları değil. Banyo aksesuar, bitkiler. Bir kere buraya mesela şöyle bir şey koysak, bu büyük bir şey mi? Değil mi? Şuraya bitkine doldurabilirim. Yani o betonluğun içini bir şeyle canlı büyük. Büyük bitki istiyorum. Mesela Nolina nasıl olurdu? Buraya Nolina bence mükemmel gitmedi. Olmadı. Çiçeklerle bekle. Müşteriler de şey bekliyorlar, çiçek bekliyorlar. Dragon ağacı. Bu daha güzel olur. Aynen. Çok böyle aşırı yeşil oraya gitmedi. Bir de duvara dekorasyon istiyorum. Halı da olabilir aslında ya. Halıyla burayı biraz şey yapabiliriz. Yeri. Ama çok büyük bu ya. Small. Çok büyük bunlar. Aynen, Washington iyidir. Şimdi geldi sıra salon ve mutfağa. Salon ve mutfak sanırım aynı mı olsa acaba? Şu kapıyı da sürgülüm yapsak ki. Acaba duruyor mu burada eski şeylerde? Benim durmuyor tabii ki. Az önce satın alındı. Kapı. Ben bulacağım o sürgülü. Şimdi buldum bile ve camını şöyle, ay pardon. Camı böyle yaparsam oluyor. Evet, tuvaletlerimiz bu şekilde olacak. Sadece buranın boyası eksik olacak gibi. Tamam, onu da hallediyorum hemen. Ne almıştım ben boya? Buz gümüş. Hayır. Medium değil. Small. Orada 3 doların hesabını yaptım. Farkındaysanız. Şurası eksik kalırsa çatlarız. Evet, şimdi bunu satabiliriz. Burayı duvarla kapatıp şey yapmam çok saçma olur. Zaten burayı mutfak yapacağız. Bunu ne yapayım ben? Satayım mı bunu? Bütün şeyleri topladım aslında. Bence bütün eşyaları satabiliriz. Bu ne ya? Aa, topların bütün parçaları var. Bir tane eksik. O olsaydı evde bu arada kesinlikle bulurdum yani. Kesin dışarıda o topun teki. Bir dakika, onu bulmam lazım. Ne çıkacağını çok merak ediyorum. Ne çıkacak ki? Hazır gelmişken şu kalanları alalım. Nerede o? O bir tanesi nerede? Kayalıklara bak ya. Alo. Top. Hepsini bulup bir tanesini bulamadık. İnanabiliyor musunuz? Denk gelmedi. Make house. Steak house. Belki etrafındadır. Değil mi?
Tüh. Ama bir top eksik ya. Aşağıda da yok ki. Yapacak bir şey yok. Evin içerisine boya olarak şu an kararımı verdim. Kesinlikle şey istiyorum. Çok göz yormayan, dinlendirici ada havasına ve kum rengi bir boya istiyorum aslında. Aradığım şey kum. Evet. Kum arıyorum ben. Parlak şeftali kum rengine biraz benziyor gibi. Ve sanırım parlak şeftaliyi tercih edeceğim. Çünkü adanın ortasında bu güzelliğe ne o hani ne? Renk niye belli olmuyor gibi oldu ya? Orada ha bu gölgesi düşüyormuş. Mutfağımız ve oturma odamız kaldı geriye. Çocukların şey odası var. Kitaplık da var ve ya televizyon burada çeker mi bilmiyorum. Zaten elektrik var aslında. İlginç. Tam olarak kum rengi mi değil mi emin olamadım. Sanırım kum rengi. Orada bir şey oluyor sadece. Işıklardan herhalde. Dışarıdan gelen ışık bozuyor gibi. Aynen tamam. Eşitsizlik var gibi hissettim de. Ve buraları da tamamlıyoruz şimdi. Olmadı mı? Olmamış. Tamam. Burayı da alalım. Burayı da alalım. Yes. Çok az kaldı. Çok sade yapmayı düşünüyorum. Böyle şu sürgülü kapılardan dolayı bir Japonvari bir şeyi katıyor aslında. Hava katıyor. İyi ki bayıldım şu sürgülü kapı olayına. Boyuyor mu? Boyamıyor mu? Boyuyorsa niye bazen böyle arkasında pembelik varmış gibi geliyor? Nasıl bir boya? Ama gerçekten kum rengini aradık ve bulduk arkadaşlar. Bu da bir böyle bir anımızdır yani. Boya bence tam yetecek. Yetmedi oraya. Yani bu boyadan başka anma gerek kalmaz. Hadi. Ay eskiden ne kadar yavaş boyuyormuş bu. Geliştirmelerden sonra tabii bayağı şey fark etti. Yerler aslında duvarla olduğu gibi ya. Beyaz bir koltuk takımı istiyorum. Kumun üzerine bir beyaz bir taş gibi gelsin yani. Hafif de mavi bir halı yapsak böyle deniz, okyanus niyetine çok mu klişe olur acaba diye kendime soruyorum. Şimdi evin bu dışını ne yapacağız biz? Yani evin burası çok iyi oldu bence. Bu da çok okey. Ama yani bu dışı make house olayını falan kaldırmak güzel olabilir. Bir merdiven bakalım buradan şimdi. Merdivenimizi alıyoruz. Merdiven arayalım bence. Öyle bir merdiven değil. İskele. Bu olur mu acaba? Dur. İskele. Bir tane şu iskele alacağım. O top belki şuradadır. Dur elime bir de boya alacağım. Şimdi boyalara geliyorum. Aslında yine bundan alsam evi de böyle adanın içerisinde hem doğaya şey yapmış gibi olmaz mıyım ben? Şimdi bakın. Tüh çatıda yokmuş. Çıksana şunun üstüne. Hıh. Bu şey neyse bunu ben satmak istiyorum. Oh. Kurtulduk. Tamam. Bunu alalım. Sonra benzer şeyleri dört yüzü içinde yapacağız. Çok yükseğe çıkmama gerek yok. Sadece şunu daldırsam yeterli. Tam denk gelen yere bak ya. İskeleyi azıcık alacağız. Ustam azıcık iskeleyi böyle ileri almamız gerekiyormuş. Muş muş. Hı. Ya ağaca takıldık. Ki buraya da gerek yokmuş. Ben şeyi arıyorum ya. Taşı arıyorum. Başka üst kat bir de şurası var o zaman. Tamam ya. Bunu alacağız şimdi.
Belki buradan görürüz taşı. Yok. Bakıyorum bakıyorum. Yok. Ay korktum. Başka yüzü var mı? Yokmuş. Tamam. İskele işimi satıyorum. Acaba taşın altından falan çıkar mı? Yok artık ya. Taşın altından da çıkarsa zaten. Yok ya. Ben bu taşı nasıl taşıyabiliyorum? Helal olsun bana. Ne kadar kaslıymışım ben halbuki. Ama o bir taş nerede ya? Of. Niye boyayamıyorum? Bence bug'a girdi. Eve gireyim çıkayım. Niye boyayamıyorum? Evi satlıyormuşum. Ya arkadaşım niye boyayamıyorum ya? Taşı değiştirdim, her şey bozuldu. Eve geri gir. Bazen bu boyanın böyle bir sıkıntısı var ya. Şimdi boyayabilirsiniz diyor. Yes. Bazen yapıyor bunu. Duvar çok yüksek. Değil değil, yaparsın sen. İnanıyorum sana. Boşu boşuna içeri koyduk ya. Neyse. Sanırım dış cepheyi bitireceğiz. Ondan sonra da mutfağımız ve şeyimiz kalıyor. Salonumuz kalıyor. Böyle içeride al getir al getir zor olur. Of bu sıcakta yazın şeyin güneşinde, adanın güneşinde boya yapıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. Değişik bir deneyim. Yani pembe olması güzeldi ama biz şeyi tercih ettik. O bir tane nerede? Neyi tercih ettik? Daha uyumlu olanı tercih ettik. Burayı da yapacağım. Seni ben şöyle bir alayım şu boyayı. Hah, nereye gitti? O ışık şeyini arıyorum ya. Umarım bulabiliriz yani. Umarım bulabiliriz. Merak ettiğim şey var. Burada sanırım bu oyunda çatıları değiştiremiyoruz gibi. Ya da sıfırdan herhalde ev yapamıyoruz gibi. Sadece ev işlerini yani. O tarz şeyleri yapabiliyoruz gibi. Boya yapıyorum ya şimdi, camları açtım tabii, havalanıyor. Eve de terk etmiş gitmiş dövüş ustası. Ve dış cephemize sona geliyoruz. En sonunda da evin son kısmı kalıyor. Ya burada hiç gece oldu mu ya? Biz aşağıdaydık ya, büyük ihtimal geceyi orada geçirdik. Size yemin ediyorum gece gündüz kavramı oyunda kalmadı yani. Bu bir cam böyle bir siyah oldu. Değişik oldu ama benim hoşuma gitti. Yani aykırı zaten. Okyanusun ortasında ev var. O yüzden çok da ben şey yapmadım. Garipsemedim. Çünkü iç ve dışı tasarımıyla ve bulunduğu konumla bence çok özgür bir yer. Doğasının yapısını, hani ada olayını çok bozmamak için de şey dokunmayı düşünmüyorum. Bu bahçe olayına çok dokunmayı düşünmüyorum yani. Son yüzü. Keşke daha da hızlı yapsa. Burası da bitiyor. Yes. Yes. Onu satalım mı? Bunu satalım. Ben şey arıyorum, taş arıyorum. İnanılmaz ya. Hepsini bulduk, bunu bulamadık. Gerçekten.
Belki bunun içindedir. Değilmiş. Belki bunların arasında. Aa, gerçekten bunların arasındaymış. Bulduk. Gel 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 gel. Ne? House Flipper şeyleri var işaretli. Vay, geceye gündüzü yapabiliyorum. Vay, baş döndürücü. Gerçekte böyle olsa çok başımız dönermiş. İyi ki böyle değilmiş. Öf, değişikti. Geceyi gündüz yapmak için bulduğumuz şeye bak ya. Neyse. Şimdi salonumuza geçiyoruz. Salonda ben şey istemiyorum, televizyon istemiyorum. Koltuk istiyorum sadece. Çok az eşya istiyorum. Oturma odası. Koltuk mu kanepe mi? Koltukla kanepenin farkı ne ya? Asla anlayamayacağım. Kanepe büyük olan herhalde. Şöyle L büyük bir, evet, beyaz mı acaba? Bu renkte olabilir. Ben bu renkleri çok seviyorum. Çok da yakıştırıyorum ama bunu nereye koyacağız adlı bir soru yöneltiyorum size. Şöyle koyabiliriz gibi. Girişte zaten direkt, yani rahat, relax. Şuraya bir tane komodin koyacağım. Nerede bu? Burada değil, dakika. Yatak odasında. Ben bunu koyacağım. Bunu bir kere kullanacağım. Bunu kullanmazsam olmaz. Girişe mi koysam? Bunu koyacağım ya, kaçınılmaz bu. Aynen. Bir tane ne istiyorum? Lamba istiyorum. Demek ki gece gündüz olmuyormuş. Ayaklı lamba. Lamba der. Ve tabii ki şundan istiyorum. Bundan bir tane koyacağız. O ışığı buraya koyacağım şimdi. Heh. Oraya sığarsın sen. Şimdi gece olduğunda bakacağız. Bunları kapat bakayım nasıl gözükecek. Olur gibi. Oh, istediğim zaman gece, istediğim zaman gündüz oluyor. Bu ne ya? Onu oraya kullanmasam da olur gibi ya. Oraya kitaplık koyayım. Zaten çok ferah bir yer. O yüzden çok da şey yapmayalım. Mobilya, kitaplık, kitaplık, kitaplık. Kitaplık, kitaplık, raflar. Nasıl bir raf koysak ki acaba? Bunlar başka herhalde. Şöyle büyük bir kitaplık olsun. Evet. Evet. Ama bu renk olmasın. Her şey olsun ama bu renk olmasın. Bu ara fark ettim, çok fazla bu renklerden kullanıyorum ama çok hoşuma gidiyor. Hani bu dokusu. Burada zaten ev satılık olacağı için eşyada fazla koymamıza gerek yok. Şimdi mutfağa geliyoruz. Pekala. Senin şöyle güzel bir rengin var mı? Mavi yapabiliriz aslında mutfağa. Deniz var zaten ve bu rengi de ben yakıştırıyorum. Şimdi bunun de tezgah olanından istiyorum. Biz bu renkten kullandık. Dedik ki deniz olsun falan. Şöyle kendi içerisinde bir mutfak yapsak. Ya burada oturup çok renkli oldu. Ben anladım şimdi bunu nasıl kullanacağımı. Bir dakika, adaymış zaten bu. Şöyle çok daha mantıklı. Tabii bunu yerleştirmemiz var bir de. Aynen. Şimdi güzel oldu. Bir de buraya şey gerekiyor bize. Dolap. Sabit dolap bu değil ya. Yok. Elektronik. Evet, buzdolabı. Aile gibi olacağı için şöyle bir buzdolabı olur. Ama bunu ocakla aynı yere koymayalım. Siz öyle söylemiştiniz bir videoda. O yüzden böyle bir yere koyacağım.
Ya camla çok alakamız yok bence. Burası kendi haline. Hem mutfak, şuraya gitme yeri var. Buraya masa koysam mı acaba? İnce bir masa. Hem ada olsun hem masa olsun. Cam bir masa istiyorum. O alanı çok şey yapmayacak. Zorlamayacak. Aynen. Böyle bir cam masamız olsun. Ve son olarak da burada bir mavi renk elde ettik mutfakta. Mutfağa bir halı koymak istiyorum. Sabitika şöyle döşeme. Evet. Burada şimdi mavi yakalayacağız. Çok bayık mı olur bilmiyorum ama böyle bir şey denemek istiyorum mutfağa. Bu biraz küçük oldu gibi. Bir de şunu deneyelim. Hani zaten deniz dışarısı. İyice ben böyle bütün olsun istedim hepsi. Kesinlikle bence şeker oldu. Çok mavi oldu. Şu daha iyi gibi. Mavi tonuyla uyuşmadı. Tam olarak olan bu. O yüzden o tonla uyuşabilecek bir şey koyacağız ya da hiçbir şey koymayacağız. Bilmiyorum. Karar vereceğiz. Çok büyük halı. Mutfağa da halı yani zor. Ne bileyim. Nasıl bir renk bu da ya? Daha mantıklı gibi. Aynen. Daha böyle kendi içerisinde gibi. Benim son aldığım eşyalarda yine bu ışıktan yok galiba. Tavan için bunu seçeceğim. Ve bir de bundan. Benim vazgeçilmez ışıklarım bunlar. Şuraya şey koyalım, çiçek koyalım. Bundan istiyorum ben. Bundan istiyorum. Aynen bundan istiyorum. Mutfağın ortasına. Ay. Eve şu an kişilik geldi. Bardak. Bir şey diyeceğim. Burada sanki bir şey eksik. Ama ne? Yo, tamam gibi ya. Aa, kendine akşam oldu iş. Sabah ol hemen. Kendine gel. Sadece şu duvara bir şey koymak istiyorum. Bir de belki perde koyabilirim. Ondan sonra da bitirmeyi düşünüyorum. Duvara. Kitaplık koyduk yeterince. Şu su duvarı nasıl? Müthiş. Huzur. Su duvarı. Çok sade oldu. Ama ben bu içindeki bu sadeliği sevdim. Sadece belki mavi bir... Yok ya, yok. Başka bir şey girişmeyeceğim. Şuraya belki duvara bir şey konabilir mi? Perde... Vazgeçtim. Burada perde olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Okyanusun ortasındayız. Yes! Bitirdik. Ve şimdi satma işlemlerine başlıyoruz. Evi satılığa çıkar. Şu bahçe yarışmasına katılacağım bu arada. 1 saat 11 dakikadır uğraşıyormuşuz. Ne kadar harcamışım? Ev için 90 bin ödemişim. Ne kadar harcadım acaba? Aç kartımı koyalım bakalım. Tam olarak yatak odası. Ev çok değerli. Oturma odasının olması çok kötü. Bir tane yatak odası mükemmel. Teklifler geldi. Bir şey söyleyeceğim. Teklifler çok yüksek kar. 90 aldık, 175'e satıyoruz. Demek istedim. Ben öncekinde çok fazla uğraştım. Bununla mesela 1 saat uğraştım. Onu da 3 saat uğraştım. Hani 20-30 bin kar ettim. 175. Can tabakçı ya. Zarif çöp değil. Changchoy. Kendime özel saunam. Changchoy sen çok sevdin. 175 olur. Tamam. Can tabakçı okeyiz. Teklifi kabul et. Ve öncesi sonrası yapıyoruz. Çok tatlı. Aşağıyı unutmuştum ben.
Ohin şeyi tavuğu koymasaydık çok farklı olurdu her şey. Burası da çok hoş oldu. Hiç bayık olmadı yani bence. Hani alt katta yani. Evi de kamufle ettik. Ve böyle bir ev yaptık. Şu an ne kadar param var ona bakmak istiyorum. Başarım açıldı borsa kurdu diye. Bunun da eski hali gerçekten iç karartıcıymış arkadaşlar. Gerçekten iç karartıcıymış. 384'üm var. Ay almak için yani. aydaki evi yapmak için belki buraya taşınırım. 482 gerekiyor. 482'den 384'ü çıkarırsak 100 bin. Yani 2 ev, 3 ev yapmam lazım sanırım. 3 alsat yapmam lazım. Aa, bunlar da var aslında. Bir sonrakinde ne yapalım arkadaşlar? Görev de yapabiliriz ama bu alsatlar çok daha karlı. Ben tamamen şu aydaki ev yapmak istediğim için bu kadar uğraştım aslında. Yorumlara sizlere bırakıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz DK Gaming'e abone olmayı unutmayın. Dışarılara çıkın, sokaklara DK Gaming'e abone olun diyebilirsiniz. Neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.